Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversitesi 4'te yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım ve bu rehber videomuzda sizlere askeri sistemden bahsedeceğim. Askeri ve gemisel anlamda sistem, savaş mekanikleri diyebiliriz kısacası. Bunu savaş mekanikleri adı altında toplamak çok daha doğru olacaktır. Arkadaşlar, oyunda savaş sisteminde birçok farklı unsurlar var. Öncelikli olarak ben size bu savaş sistemindeki kale unsurundan bahsedeceğim. Kale sizin ülkenizi savunmanız için gereken temel taşlardan birisi. Kaleleriniz olmadan ülkeniz çok daha savunmasız hale gelir. Çünkü düşman birimleri doğrudan başkentinize ilerleyebilir veya ordularınız yenildiğinde, ordularınız hasar gördüğünde yeniden toparlanmak için fırsat bulamayabilir. Ordularınız hasar gördüğünde ordularınıza kendini toparlayacak yeterli vakti tanıyan ve ülke sınırlarınızı düşmana karşı koruyan şeyler kalelerdir arkadaşlar. Ve kaleler kendilerini ve çevrelerindeki toprakları korurlar. Ne şekilde? Selanik Kalesi'ni ele alalım. Selanik Kalesi arkadaşlar garnizonunda 2000 asker barındırır ve bu kalenin düşmesi, bu kale düşene kadar ordularınızın toparlanması için size zaman kazandırır. Eyüp Üniversitesi 4'te kale düşürme, savaşlar hepsi zar sistemiyle gerçekleşir. 1 ila 9 arası bir zar atarsınız ve bu 1 ila 9 arası atılan zarı karşı taraf da atar. Örneğin bu kalede savaş gerçekleştiğinde şurada bir ekran görürsünüz ve bu ekranda düşmanın ve sizin attığınız zarlar yer alır. Hatta ben bunu hemen şu şekilde size göstermek istiyorum. Gerçek kale düşürmeye tam bir şey değil de. Birazcık şey yapacağım. Normal bakış açısını alalım. Seni savunan adam var mı? Venedik var. Çok güzel. Oyunda 11 Desember'a kadar galiba savaş ilan edemiyorduk. 11 Desember olsun, direkt savaş ilan edeceğim. Güzel. Venedik gelse de fark etmez de, yani başlangıç olarak Arnavutluğa saldırmayı tercih edeceğinizi ben pek zannetmiyorum. Bunu bir oynanış videosu olarak düşünmeyin. Bunu bir rehber videosu olarak düşünün. Zaten hiçbir şey yapmadım farkındaysanız. Ne rival belirledim ne başka bir şey yaptım. Diğer 15K orduyu alta götürmemin sebebi, Venedik oradan çıkartma yapıp Lese'yi kurtarmaya çalışırsa oradan destek olsun diyeydi. Ama biz bunu beklerken şövalyelerle el ele oldular. Hiç mühim değil. Şövalyeler bicecik yapamaz. Aslında hiçbir devlet bicecik yapamaz Osmanlı'ya karşı da işte. Şimdi arkadaşlar, Arnavutluğa savaş ilan ettiniz. Öncelikle savaş mekaniğinin ayrıntılarından bahsedeyim. Bir devletin toprağı üzerinde hak iddianız varsa o devlete savaş ilan edebiliyorsunuz. Ve bu savaş neticesinde sizin burada bir panel olur. Bu panelde düşmanınızın müttefikleri ve sizin müttefikleriniz yer alır. Eğer düşmanınızın müttefiklerinden birine sağ tıklayıp evet kardeş savaşa gel derseniz, o savaşa çağırdığınız müttefik de kendi müttefiklerini çağırır. Yani siz o devlete de doğrudan savaş ilan etmiş olursunuz. Ama buradaki seçeneği tiklemezseniz diğer devletin elayları gelmez ve sadece burada yazan iki devletle yüzleşmek zorunda kalırsınız. Ve devletlerin savunma savaşına gelip gelmeyeceği şu yandaki panelde yazar. Örneğin Venedik Arnavutluğu savunmak için gelecek. Çünkü defansif savaş olduğundan dolayı ülkeyi koruma arzusu içerisinde. Aynı zamanda Arnavutluğun diplomatik popülerliği var. Şövalyeler de gelecek çünkü şövalyeler de aynı şekilde düşünüyor ve bana karşı savaştığı için destek vermek istiyorlar. Her neyse, bu panelde kendinizi ölçüp biçip tarttınız. Dediniz ki ben bu devletleri yenebilirim. Hop, savaş ilan edelim. Savaş ilan ettikten sonra arkadaşlar dikkat etmeniz gereken belli başlı savaş mekanikleri var. Q tuşuna bastığınızda araziyi görürsünüz. Nedir abi bu arazi sistemi? Eğer ben Arnavutluğun başkenti Lese'ye Üsküp üzerinden saldırırsam ordularım dere geçmek zorunda kalacaklar. Ordularımın dere geçmek zorunda kalması ne demek? Ordularımın dere geçmek zorunda kalması yorulmaları demek arkadaşlar. Ve dere geçtiğim için bir eksi puana sahip olacağım. Aynı zamanda burada bulunan ordu defansta ve dağlık bir alanda. Hem defansta hem dağlık alanda olduklarından dolayı daha avantajlı olacaklar. Onun yerine Üsküp üzerinden saldırmak yerine Alvonya üzerinden saldırmayı tercih edebilirsiniz. Alvonya üzerinden saldırdığınızda dere geçme eksisi yemeyeceksiniz arkadaşlar. Ordularımızı şöyle sıralayalım ve savaşı devam ettirip gönderelim ki eleman zaten gördüğünüz gibi kaçtı. Çünkü herhangi bir şekilde bizim orduya meydan okuyamayacağını idrak etmiş bulundu. Yeni bir general alalım.
Arkadaşlar, aldığınız her bir general sizin ordunuza bir profesyonellik kazandırır ki taş gibi bir general geldi. Şok damage'i çok yüksek en azından. Fire damage'i. Aynen. Fire damage'i çok yüksek. Bu da kesecektir elemanı. Arkadaşlar, şurada ordu geleneği paneli vardır. Yani bu askeri panelde ordu geleneğiniz yer alır. Bu ordu geleneği sizin ne kadar kaliteli generaller çıkarabileceğinizi belirler. Ve ordu geleneğiniz savaştıkça artar. Aynı zamanda idealar yardımıyla da arttırabiliyorsunuz. Geçen videoda bahsettiğim defansif idea falan filan misal. Bu rehber videolarını tamamen izlerseniz emin olun oyunda kendinize çok fazla şey katmış olursunuz arkadaşlar. Bu ordu geleneği ne kadar yüksek olursa o kadar fazla güçlü general gelir sizlere ve bu ordu geleneğinden ordunuzun ne kadar morali olduğunu, ordunuzun manpower'ının ne kadar hızlı yenilendiğini, moralinin ne kadar hızlı yenilendiğini, kale kuşatmasının ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz şuraya girelim. Alvonya üzerinden Drazo'ya saldırmanın bir zararı var mı? Var efendim. Nedir bu zarar? Dere geçme eksisi yeme riskimiz var. Ama yemeyebiliriz çünkü komple tüm alan denizlik değil. Bunu öğreneceğiz şimdi. Ordumuz oraya doğru ilerlesin. Ve ordumuz savaşa başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde dere geçme eksisi yemedik. Muhtemelen bizim ordu şuradan yol almayı tercih etti. Ama o bizim tarafa gelseydi muhtemelen eksi yerdi. Şimdi savaş şu şekilde gerçekleşir. İki ordu karşılıklı olarak yan yana dizilir. İki ordu karşılıklı olarak dizilir. Ordularınızın asker miktarı buralarda yer alır. Benim 10.000 piyade ve 4.000 atlıdan oluşan 14.000'lik bir ordum var ki piyadelerimden birazcık kayıp vermişim. Karşı tarafın ise 3.000 piyade ve 1.000 atlılık bir ordusu vardı ve o da kayıp vermiş. Moral ordunuzun gücüne ve vuruş değerine göre değişir. Şimdi benim eleman 5 zar atmış, karşı taraf 0 zar atmış. Doğal olarak ben fazla damage vuracağım. Bir zar atılmasını daha bekleyelim. Zaman ufaktan ilerlesin. Bir zar daha atıldı. Bakın bu sefer karşı taraf 5 attı ve karşı tarafın generalinin şok damage'i devreye girdi ve karşı taraf bana 10 puanlık vurmuş oldu. Gördüğünüz gibi benim piyade kaybım daha da arttı. Oyunda ufak tefek de olsa şans unsuru yer almakta. Evet, ama şans unsuru var diye 3.000'lik askerle 13.000'lik askeri kesmeleri imkansız. Onu da baştan söyleyeyim. Bakın tekrar aynı zarlarla vurdu bize ve benim piyadelerim adam kaybetmeye devam etti. Gördüğünüz gibi moralim bir ölçü daha azaldı. Alttaki orduyu desteğe çekip bu arada iki orduyla beraber onu pestil de edebilirim ama ben şu an savaş mekaniğine değineceğim. Zar mekaniğine. Aynı zarlarla vurmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi karşısı bana ayı gibi vuruyor. Asker sayısı yüksek olsa şu an bizi kestiydi bu attığı zarlarla. Karşı taraf 4 zar attı. Ben 3 zar attım. Bu zar işlemi o kadar hızlı gerçekleşiyor ki bir süre sonra bakmıyorsunuz bile, emin olun. Savaşın temel istatistikleri şuradaki verilere göre hesaplanır. Ordunuzun disipline. Disiplin nedir efendim? Ordunuzun zinde olması, dinç olması. Yani bir ordu düşünün, adamlar sürekli antrenman yapıyor, işte silah egzersizlerini yapıyorlar, çakı gibiler. Bir de bir ordu düşünün, yıkıklar yani, adamlar bir şey bilmiyor, anladın? Sopa çekmiş gelmiş. Disiplin bunun göstergesi. Şimdi 52-69 falan filan, biz bu elemanları rahat rahat yeneriz abi. Gördüğünüz gibi elemanları yendik ve eğer ordunuz savaşı 2 ay içerisinde kazanırsa, bu savaşlar bu arada şurada ilerleyen tarihe göre sürüyor. Yanılmıyorsam 2 ay içerisinde savaşı kazanırlarsa karşı tarafın ordusunu tamamen yok ediyorlar ve stack wipe dediğimiz olay gerçekleşiyor. Şimdi ben size debufflardan bahsedeyim. Şu an bir yandan savaş sürüyor ama bu savaşı devam ettirmeyeceğim. Sadece mekanikleri göstermeye çalıştım. Arkadaşlar, oyunda ordularınızı yıpratacak 3 farklı debuff var. Birisi ormanlık alan debuff'ı. Eğer bir arazi ormanlık alandaysa ve bu ormanlık alanda adam savunma yapıyorsa, sizin ordunuz oraya saldırdığında ormanlık alan eksisi yer. Çünkü mekan avantajı, alan avantajı karşı taraf içindir. Yahut sizin ordunuz normal bir alandan dağlık bir alana saldırıyorsa, bunu nasıl örnekleyeyim? Örneğin Tirol dağlık bir alan, gördüğünüz gibi üstüne üstlük kale var ve benim ordum Süt Tirol'de,
Südtirol'den Tirol'e saldırdığım zaman dağlık alan eksisi yerim. Çünkü adamlar dağlık alana konumlanmış vaziyetteler ve savunmadalar. Savunmada olan taraf olduklarından dolayı ben oraya saldırdığımda dağlık alan eksisi yerim. Yahut az önce gerçekleşecek olan olay. Arnavutluğun başkenti Lesya'nın orada bir dere var arkadaşlar. Su akıntısı var. Ben eğer ordumu Üsküp'ten oraya direkt ilerletseydim nehir akıntısının bana vermiş olduğu eksiği yiyecektim. Ya belki bir ihtimal yemeyebilirim diyeceğim ama yerdim. Büyük ihtimalle yerdim. Nehir eksisi yiyecektim ve bu yediğiniz eksiler arkadaşlar ordunuzu yıpratır, ordunuz daha fazla hasar alır, ordunuz daha fazla damage alır. Alana saldırmadan önce dikkat etmeniz gerekiyor. Ve söylemiş olduğum gibi emin olun ben hiçbir oyunumda, hiçbir savaşta oturup bu kadar uğraşmıyorum. Bir süreden sonra her şey pratikleşiyor. Hani en baba şöyle bir haritada baktığında yaklaşıyorsun abi. Aa baba dere var tamam. Biz buradan dalmayalım, şuradan dalalım diyorsun. Direkt hallediyorsun. Kafada mekanik oturuyor. Ya da hani dağlık alan olduğunu nasıl gösteriyor? Örneğin Sofya. Selanik'e nazaran daha dağlık bir alan. Selanik'ten Sofya'ya giderken bu Sofya'da bir defans ordusu varsa bu defans ordusu bana hem dağlık alan eksisi hem ormanlık alan eksisi çakar abi. Dağlık alan artı ormanlık alan eksisi. Çok muazzam bir rakam. Yani Sofya savunma yapmak için güzel bir mekan. Tabii ki Selanik'ten gelen tehditlere karşı. Yani Vidin'den bir adam gelirse ne nehir eksisi yer. Bak şurada bir nehir var görüyorsunuz. Ne nehir eksisi yer. Ne dağlık eksisi yer. Sadece ormanlık eksisi yer abi. Ormanlık alan eksisi yer. Bu eksiler artılar sizin ordularınızın savaşta düşman ordusuna verdiği damage'i etkiler arkadaşlar. Onun dışında savaşta dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Şöyle ifade edeyim sizlere. Bir savaş alanının bir toprağın taşıyabileceği belli bir asker miktarı vardır. Eğer siz o toprağı taşıyabileceğinden daha fazla asker bırakırsanız askerleriniz ölmeye başlar. Bu yüzden ilerlemeden önce toprakların ne kadar supply limiti olduğuna, ne kadar içerisinde besin bulunduğuna dikkat edeceksiniz ve ona göre ilerleteceksiniz. Diğer bir ayrıntı. Kuşatma savaşı esnasında. Kuşatma savaşına şimdi bakalım efendim. Şu an görmüş olduğunuz bu kuşatma savaşında düşman garnizonunun 1000 askeri benim 15.000 askerime karşı direnç gösteriyor. Benim bu garnizonu almam için burada tutmam gereken asker miktarı 3.000 arkadaşlar. Şurada bulunan seviye bu garnizonda tutmanız gereken bu kuşatma savaşında tutmanız gereken asker miktarını belirler. Ben şu an ne yapıyorum? 3.000 askerle girebileceğim mekana 15.000 asker yığmış durumdayım. Peki bu ne demek? Askerlerim açlıktan ölecek demek. Ne yapacağım? Ben burada, buranın temel şartı ne? Bu kalenin düşmesi için 3.000 asker bulundurmak. Ben burada 4.000 asker bulunduracağım ve geriye kalan askerlerimi geri çekeceğim arkadaşlar. Burada bulunan askerlerimi geri çektiğim zaman buradaki 4.000'lik askeri grup rahatlıkla şehri siege'lemeye devam edecekken ben bu 11.000 askerimin savaş yorgunluğu yemesini, açlıktan, susuzluktan, diğer şeylerden ölmesini engelleyeceğim. Bu arada şu an Venedik'le ve Venedik'in vasallarıyla da savaş halindeyiz ama ben o savaş konularına değinmiyorum. Şu an sadece anlatıcı bir oyun sergilemeye çalışıyorum. Bu arada boş toprakları siege'lemeniz için 1000 asker yeterlidir arkadaşlar. Yani orada herhangi bir kale yoksa, orası başkent değilse sadece 1000 askerle burayı siege'leyip çıkabilirsiniz. Bölgelerde belli miktarda loot bulunur. Bölgelerin devlete verdikleri vergi dışında kendi hazineleri vardır ve bu hazineler içerisinde para barındırır. Örneğin Drazlo şehrinde 5 dukat para varmış. 5 para var. Bu 5 dukat parayı biz 12.000 askerle burayı siege'lediğimizde bir ay içerisinde hazineden 2 dukat para alabiliyoruz ki söylemiş olduğum gibi bu oyunda 5, 2, 3 bunların hesabını yapacaksın. Çünkü oyunda para sistemi gerçekten zorlu bir sistem. 5 altınlık hazinesi var, 2 altın çalıyorsun sen buradan. Beklediğin zaman abi burası siege'lendiğinde bir ay içerisinde bakın gelecek aya geçtiğimizde görüyorsunuz elemanın hazinesini 2 dukat yağmaladık ve bu yağmaladığımız 2 dukat hazine doğrudan bize aktarıldı. Doğrudan bize geldi parası.
Gemi savaşları da var. Gemi savaşları da aynı şekilde ama muhtemelen Venedik'in ordusu beni yenecektir. Venedik'in gemileri beni yenecektir. Osmanlı'nın gemileri o kadar güçlü değil maalesef. Oyunun başında güçlü müydü? Bilmiyorum açıkçası. Ben deniz savaşlarını pek sevmediğim için zorda olmadıkça kullanmıyorum. Şöyle göstermek istediğim bir ayrıntı daha var. Düşmanla savaşa girdiniz. Düşmanla savaşa girdikten sonra yapmanız gereken şey şu. Daha doğrusu bunu savaşa girmeden önce yapmanız gerekiyor. Bu arada ben böyle konuşurken muhtemelen dudaklar falan gözükmüyormuş. Kamerayı azıcık aşağı indirsem mikrofon gözüküyor. Neyse mikrofon gözüksün. Kameramı bir tık yukarı alayım. Arkadaşlar yapmanız gereken bir ayrıntı var. Nedir? Şu. Buradan ladder kısmına tıkladığınızda military sekmesine bastığınızda burada army sekmesini görürsünüz. Army sekmesine tıklayın. Yukarıda savaşta olduğunuz düşmanlar sekmesine tıklayın ve ordularına bakın. Sizin 28 bin ordunuz ve bu ordunuzda hasar aldığınız zaman ordunun yerine geçebilecek 10 bin askeri gücünüz var. Peki düşman ne alemde? Arnavutluk 11 bin asker üretebilecek güçte. Ancak şu an Arnavutluk'un toprağını ele geçirdiğiniz için Arnavutluk herhangi bir şekilde asker basamaz. Venedik'in vasalı Korfu'nun 2000 askeri var ve bu 2000 askeri hasar gördüğünde yerine geçebilecek 10 bin askere gitmeye hazır nüfus var. Nakos'ta 2000 asker var, 11 bin nüfus var. Şövalyelerde 6 bin asker var, 10 bin nüfus var. Ve Venedik'te 16 bin asker var, 11 bin nüfus var. Yani bu ne demek? Düşman boş değil demek. Askeri gücünüz sıfırlandığında bu düşman sizi yenebilir demek. Savaşa tıkladığınızda da zaten savaştaki toplam asker miktarını görürsünüz. Bizim 20 artı 8'den 28 bin askerimiz varken düşmanın 26 bin askeri var. Yani düşman kalabalık olmasına rağmen askeri anlamda onlardan öndeyiz. Peki gemilerimin kırılacağına nereden kanaat getirdim? Çünkü benim sadece 3 tane Lightship'im ve 3 tane galleyim varken düşmanın 8 Lightship'i 11 galleyi var. Benim gemilerimin 13'ü transfer gemisi, asker taşımak için kullanılan gemi. Yani deniz savaşında kazanmamızın herhangi bir yolu yoktu. Savaş mekanikleri bu şekilde. Askeri mekaniklere de biraz değinecek olursak arkadaşlar askerler. Şu an bunlar nasıl değiştiriliyordu hatırlamıyorum ama teknoloji aldığınızda değiştirmek için o zımbırık geliyor. Sürekli değiştiremiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Askerlerin burada ne kadar damage vurduğu ve moralleri yer alır. Örneğin müsellem birliklerinin morali, yok aynıymış pardon, müsellem birlikleri, yaya ve müsellem birlikler, müsellem birlikleri, atlı birlikler, yaya birimlerine karşı yani yaya birimlerine nazaran daha fazla morale sahipler. Ancak çok daha fazla para ödüyorsunuz onlara. Bir piyade birimine 0,21 altın öderken bir atlı birime 0,52 bin altın ödüyorsunuz. 0,21 bin, 0,52 bin, bin kullanmak doğru mu bilmiyorum. Ne her neyse. Yani bir tane atlı basmak yerine iki tane piyade hatta üç tane piyadeye kadar gidebilir. Yani piyade ve atlı basmak arasında ayrıntılar var. Hani alana göre değişir arkadaşlar. Örneğin Nogay, Greatord, Kazan, Özbek gibi ovalık alanlardaysanız yani herhangi bir şekilde orman engeli falan filan yoksa atlı askerler burada çok daha iyi savaş mücadelesi vereceklerdir. Ancak batı tarafına geldiğimiz zaman misal İngiltere tarafında ya da diğer batı tarafında genelde atlı askerlerin değil de piyade birimlerinin ağırlıklı olduğunu görebilirsiniz. Osmanlı'da hem piyade hem atlı kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Benim tavsiyem 10'a 4, 12'ye 4 şeklinde kullanmanız. Yani 12.000 piyadeye 4.000 atlı yeterli gelecektir. Savaş mekaniği konusunda anlatmayı unuttuğum bir şey var mı? Şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Tabii ki anlatmadığım bir ton şey var. Ordu profesyonelliği ve ordu eğitimi konusu var ama bu diğer şey olduğundan dolayı anlatmalı mıyım bilmiyorum. Neyse. Kısaca onu da değinelim. Arkadaşlar eğer son çıkan DLC paketine sahipseniz ordunuzun belirli bir profesyonellik düzeyi vardır ve bu profesyonellik düzeyi ordularınıza avantaj katar. Bu profesyonellik düzeyini kazanmak için
başında general bulunan bir ordunuzun üzerine gelip düşman toprakları içerisinde olmaması önemli. Sizin topraklarınız içerisinde olmalı. Kendi ordunuzun üzerine gelip army drilling kısmına basmanız gerekiyor. Buna bastığınız zaman ordunuz antrenman yapmaya başlar. Ordunun antrenman paneli şurasıdır. Ordu %100 profesyonelliğe kadar çıkabilir. Bir ordu ne kadar antrenman yaparsa o kadar profesyonel olur. Ancak ordunuz antrenman yaparken moral seviyesi düşer. Yani antrenman yapan ordularınızı moral kazanmadan savaşa sokarsanız bu sizin %100 o savaşı kaybetmenize sebebiyet verecektir. Bu yüzden antrenmanları barış döneminde yapmanız şiddetle tavsiye edilir efendim. Barış döneminde kalelerin arkasında. Kalelerin arkasından kasıt ne? Örneğin Kütahya antrenman yapmak için çok uygun bir yer. Çünkü ani bir saldırı yeseniz bile Kocaeli, Ankara ve Muğla kalelerini sizi savunacaktır. Her yerde antrenman yaptırabilirsiniz ama tutup Vidin'de antrenman yaptırırken gidip Macaristan'a saldırmayın. Çünkü ordunuz kendini toparlayamadan Macar orduları gelip sizin ordunuzu kesebilirler abi ve savaşta çok büyük kayıplar verebilirsiniz. Bu konuya da dikkat etmeniz gerekiyor. Ordunuz antrenman yapıp profesyonellik kazandıkça sizin devletinizin yeni bastığı orduların profesyonelliği de artar ve profesyonellikler 20, 40, 60, 80 ve 100 olmak üzere size belli başlı avantajlar sağlarlar arkadaşlar. Örneğin %80 profesyonelliğe sahip olduğunuz zaman ordunuz moral damage'ini %50 daha çabuk toparlıyor. Yani ordu moralinizin %50 daha çabuk toparlanması ne demek abi? %50 daha mı çok moral düşürüyor? Bilmiyorum, moral toparlaması da iyi bir şey. İngilizcem yok o kadar. Moral toparlaması da iyi bir şey. Moral vurması da iyi bir şey. Yani ordunun morali bozulursa çünkü savaş bittiğinde kaçıyorlar ve fazladan hasar alıyorlar. Ordu profesyonelliğini %100'e tamamladığınızda ise ordunuz %100 daha verimli bireysel eğitim yapıyor. Bireysel eğitimden kastımı biliyorsunuz az önce anlattığım. Ve general alırken, şu an general almak için bir orduya tıkladığınızda 50 militeri puanı verirsiniz. General aldığınızda ise sadece %100 profesyonellik olduğunda 25 militeri puanı vermiş olacaksınız. Son olarak Osmanlı'da Yeniçeri sistemi var arkadaşlar. Osmanlı'nın gayrimüslim topraklarından Yeniçeri basabilirsiniz. Estate olan toprağın üzerine tıklayıp, üzerine gelip Construction Yeniçeri demeniz yeterli. Yeniçeri bastığınızda Yeniçeri manpower'ınızdan yemez. Anında ordunuza eklenir. Ancak sıfır moralle eklenir. Diğer piyadelerine nazaran daha güçlü, daha kuvvetli vurur. Şöyle ufak bir ayrıntı geçeyim. Yeniçeriler ordunuzun %70-25'inden fazlaysa, yani şu an benim 28 askerim var. %25 dediğine göre 20'de 5 asker yapar. Ben tutup bir 5 Yeniçeri daha çıkarırsam ve ordu sayımı 28'de bırakıp 40'a tamamlamazsam Yeniçeri isyanı çıkabilir. Bu yüzden Yeniçerilere 5'e 1 oranda basıyorsunuz abi. Yok, 4'e 1 pardon. 4 normal asker, atlı topçu fark etmez. 1 Yeniçeri. 4 normal asker, 1 Yeniçeri. Basım şekliniz böyle. Orduya yer verme şeklinizden bahsetmiyorum. İsterseniz tüm Yeniçerileri bir orduya yığın. O önemli değil. Yeniçeri isyanında dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı bu. Yeniçerilerin bonus özellikleri var arkadaşlar. Diğer askeri birimlere karşı, ya diğer askeri birimlere nazaran çok daha etkililer. Örneğin, yani gördüğünüz gibi daha hızlı eğitilebiliyorlar. Fire ve şok damage'leri daha çok vuruyor galiba. Bilmiyorum, İngilizcem yok. Ezbere oynuyorum kanka. Çaktırma. Yani yaklaşık 600 saattir ezbere oynuyorum ben bu oyunu. Oyunla alakalı bahsedebileceğim savaş mekanikleri bunlar arkadaşlar. Unuttuğum birçok şey vardır. %100 eminim çünkü bu oyun basitçe anlatılabilecek bir oyun değil. Hakkında kitap yazsan cilt cilt ansiklopedi yazarsın. Farklılık gösteren birçok unsur var. Farklılık gösteren birçok şey var. Yani şu an ben her şeyi Osmanlı Devleti üzerinde gösteriyorum. Çünkü birçok oyuncunun Osmanlı Devleti ile oynamaktan keyif aldığını düşünüyorum. Belli başlı trikler konusunda hani Osmanlı ile alakalı tavsiyeler veriyorum. Ancak farklı devletlerle oynadığınızda göreceksiniz ki oynanış çok daha çeşitli, askeri bilimler çok daha çeşitli. Bu askeri bilimlerin kullanım şekli, vuruş dinamiği falan filan her şey çok çeşitli. Ancak benim hatırımda kalan ve size anlatabileceklerim, aktarabileceklerim bunlar. İnşallah güzel zaman geçirmişsinizdir. İnşallah bu video sizler için faydalı olmuştur.
Video faydalı olduysa ve iyi vakit geçirdiyseniz beğeni bırakarak gitmeyi ihmal etmeyin size zahmet. Buraya kadar izlediyseniz bir like atıverin. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bu rehber tarzı eğitim videolarımız devam edecek efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.